Sizce durum ne İmamoğlu'yla kurum arasında İstanbul'da? Yeniden Refah Partisi'nin adayını açıkladığı günden bu tarafa aslında yarışın favorisi Sayın İmamoğlu haline geldi. Çünkü bu çok fazla konuşulmuyor ama fiilen Cumhur İttifakı çatlamış durumda. Evet, ortadan ikiye bölünmedi belki. Büyük kısmı hala Cumhur İttifakı'nın içinde duruyor. Ama sonunda Cumhur İttifakı çatladı ve Cumhur İttifakı İstanbul'da, hakeza diğer şehirlerde de öyle, 4-5 puan civarında bir fire oluştu Cumhur İttifakı havuzunda. Şimdi öyle olunca son genel seçimlerde, araştırmalarda da öyle çıkıyordu. Son genel seçimden Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da aldığı oy %45-46 civarında. Şimdi bunun 4-5 puanını eğer yeniden Refah araştırmalarda olduğu gibi koparmayı başaracak olursa Murat Kurum otomatik olarak %40-41 büyüklüğünde bir havuzdan oy alabiliyor. Öyle olunca da bu onun açısından inanılmaz bir dezavantaja dönüştü. Niye? Çünkü Cumhur İttifakı bu son 15 yıldır falan kullandığı kutuplaşma dilinin ve kutuplaşma uyguladığı kutuplaşma politikasının siyasal faturalarını zaman zaman ödemek zorunda kalıyor. Geçen seçimde de böyle bir handikap yaşamıştı. Kendi ittifak içerisindeki seçmenlerin dışında başka partilerin tabanlarından oy alamıyor. Çünkü bugüne kadarki kutuplaşma politikasıyla biz ve siz ayrımını çok fazla seçmen empoze ettiği için başka partilerin seçmenlerin oylarına ihtiyaç duyduğu durumlarda bunu üretemiyor. Dolayısıyla da kendi oylarıyla yetinmek zorunda. Tabii bir de içeriden bir kopma yaşandığı gibi dışarıdan alternatifleri de var İstanbul'da. Özellikle bir alternatif Zafer Partisi'nin adayı Azmi Kara Mahmutoğlu, o milliyetçi seçmenlerin bir kısmının oyunu alıyor ve yeniden Zafer Partisi de araştırmalarda İstanbul'da bayağı bir oy oranına ulaşmış durumda. 3-4 puan aralığında bazı araştırmadan araştırmaya değişkenlikler göstermekle birlikte hem Türkiye genelinde hem İstanbul'da 3-4 puan civarında bir oya ulaşıyor. O yüzden bütün bunlar Murat Kurum'un dezavantajları ve bir süredir Yeniden Refah adayını çıkardığından bu tarafa kampanya başladığında cebinde 45-46 ile yarışa başlayan Murat Kurum bir anda 40-41 aralığına sıkışıp kaldı. İmamoğlu ise yapılan bütün benim güvendiğim araştırmalarda hep 44'lerin üzerinde yer alıyor. Evet, artık 55 yok son seçimde olduğu gibi. Hatta 48 de yok yine 31 Mart'ta olduğu gibi. Ama 44-48 aralığında, 47 aralığında, 46 aralığında araştırmalarda gidip geliyor. Dolayısıyla şu an için baktığınızda bugünkü bütün göstergeler yarışın favorisinin Sayın İmamoğlu olduğunu gösteriyor. Kampanya başladığında favori Murat Kurumken Yeniden Refah ve Zafer Partisi'nin adayının profilinden sonra Murat Kurum favori pozisyonunu kaybetti. Benim gördüğüm stratejik hatalar da yapıyorlar. Öyle olunca İmamoğlu net bir biçimde belli bir mesafeyi aştı. Şimdi İstanbul'da ne olur ki 2 puan 3 puan kapanır diye düşünebilir seyircilerimiz. Öyle değil. İstanbul'da 1 puan dediğiniz şey 100 bin oya tekabül ediyor. 3 puan fark dediğinizde 300 bin oya tekabül ediyor. Ve 300 bin oy bir şeyden birinci seçimden hatırlayacağımız gibi işte 21 bin civarında oy farkı vardı seçim bittiğinde. Daha sonra haftalarca oyları saydılar, iptaller yaşandı falan. O AK Parti o 21 bini işte 13 bine düşürebildi. Ancak 8 bin oy üzerinde oynayabildi yani bütün gücüyle. Neticede baktılar olmuyor, biliyorsunuz seçimi iptal ettiler. Şimdi bunun biraz detaylarına bakmak gerekiyor tabii. Açarak gidelim istiyorum. Berk Bey'e de soracağız tabii ama Barış, senden devam edelim. Biraz irdeleyelim. Şimdi tekrarlayacak olursak 40-41 bandında kurum, 44-46 bandında İmamoğlu. Yalnız şunu seyircilerimize not düşmek isterim. Genel seçimlerde hepimiz artık yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Genel seçimlerde hepimiz en azından o zamanki gibi çok kesin ifadelerle konuşulmaması gerektiğini zannediyorum. Anladık. Çünkü çok Türkiye enteresan bir ülke ve çok değişkenlik gösterebiliyor. Belki birazdan konuşuruz. Seçmenlerin
tavırları son döneme işte farklılaşabiliyor. Dolayısıyla şimdilik notunu düşelim. Yani bu Mart ayının başında, Şubat'ın sonunda ortaya çıkan tablo bu şimdilik. Bu bir araştırma değil. Sayın İbrahim Uslu'nun gözlemlerine dayanarak şu anda oluşturduğu, çıkardığı bir tablo. Barış, devam edelim. Ben de tam oradan başlayacaktım. Yani bu seçimle ilgili benim hani seçime neredeyse bir ay kaldı. Bir ay, iki gün kaldı. Gözlemlediğim şey, Türkiye çok düşük yoğunluklu bir seçime gidiyor. En azından benim çok sık gezdiğim İstanbul sokaklarında öyle. Bir sene önce bile olmayan Mayıs seçimleriyle karşılaştırdığımızda neredeyse sokakta o seçim heyecanını görmemiz mümkün değil. Yani bir bu. İki, seçimle ilgili tahminlerimiz çok zorlaştı. Çünkü bir önceki seçimde şunu gördük. Sokakta gördüğümüz şey ya da işte etrafımızda gördüğümüz şeyin sandığın kendisinde farklı sonuçları olabiliyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Şimdi tekrar oraya açayım. O yüzden seçim üzerine tahmin yürütemiyorum. Görüyorum ki aslında aynı problemi mesela anket şirketleri de yaşıyor. Çünkü Mayıs seçimlerinin sonuçlarından bir tanesi aslında anketlerin, bugün hepsini işte açıp baktık birlikte, anketlerin birçoğunun seçim sonuçlarına dair yanılgısıydı. O yüzden seçim sonucu üzerine ben mesela biraz önce izlediğimiz görüntüye bakarak bir şey söyleyemiyorum. Ama Ekrem İmamoğlu'nun hali hazırda mevcut belediye başkanı olduğu için bir adım önde olduğunu zaten söyleyebiliriz. Ankara'da da Mansur Yavaş için söyleyebiliriz. İkincisi, bu seçimde bazı avantajları var Ekrem İmamoğlu'nun. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 14 Mayıs'ta 28-33. AK Parti'nin, AKP'nin 36-06. Arada 8 puanlık fark var. Ama kesin olan bir şey var ki, hele AKP'ye, MHP'yi de eklediğinizde 6-24, 40'ların üzerine çıkıyor İbrahim Bey'in söylediği gibi. Kesin olan bir şey var ki Ekrem İmamoğlu o Mayıs'tan sonra dağılmış olan ittifakın içerisindeki partilerin, işte biraz önce gördüğünüz HDP'li bir seçmen, ben HDP'liyim ama buraya vereceğim. İyi Partiliyim ama buraya Ekrem İmamoğlu'na vereceğim diyor. Buralardan alacağı oy düşünülürse, hali hazırda Ekrem İmamoğlu profili düşünülürse, Cumhuriyet Halk Partisi dışında da bir seçmene hitap ettiği düşünülürse, mevcut belediye başkanı olduğu düşünülürse bir adım önde olduğu görünüyor. Ama bu bir sayı tahmini değil, anket tahmini değil, sandık tahmini değil. Peki, şimdi buradan Berk Bey'e dönmek ve şunu sormak istiyorum. Bunun üzerine İbrahim Bey'in de yorumunu almak isterim. Geçen gün Edgar Şar bizim konuğumuzdu Berk Bey ve dedi ki, aslında dedi bu seçimin dedi konusu yok, başlığı yok, sloganı yok. Yani bir seçim var ama bir başlık da ilerlemiyor. Şimdi bir bunu sormak istiyorum. Bu sizce, hani diyoruz ya, Barış'ın yorumu o. Daha önceki seçimlerdeki kadar coşkulu bir seçim yok sanki. İnsanların genel seçimden sonra seçmenlerin bir yılgınlığı olduğu kesin. Dolayısıyla o coşkulu, yani o böyle herkesin fazlasıyla katılımcı olduğu bir seçim süreci sanki izlemiyor.